Cenazenin Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyüne getirilmesini ve köy mezarlığına defnedilmesini istemeyen grup, cenazenin yaylanın evlerinin bahçesine de gömülmesini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah saatlerinde Çanakçı ilçesi Karabök köyüne getirilen Şafak Yaylan'ın cenazesi için ilk olarak köy mezarlığında mezar yeri kazıldı. Ancak mezarlıkta Coşkun Köçek isimli Hakkari Çukurca'da şehit düşen bir askerin mezarının bulunması ve köy halkıyla şehit yakınlarının cenazenin buraya defnine karşı çıkmaları üzerine Şafak Yayla için bu kez evinin bahçesinde bir mezar yeri hazırlandı. Cenaze namazı ve defni sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken eve ve mezar yerine jandarma ekipleri tarafından kimse yaklaştırılmadı. Ancak yöre halkı cenazenin buraya da defnedilmesine karşı çıkarken jandarma ekipleri tarlalardan geçerek bölgeye ulaşmaya çalışan gruba müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Çanakçı Deresi'nin karşı yakasında bulunan bir grup İstiklal Marşı okumaya başlayınca gruba müdahalede bulunan jandarma ekipleri görevini bırakıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan gruba eşlik etti. Çıkan olaylarda gözaltılar da yaşanırken cenazenin defnine karşı çıkan grup daha sonra "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyüş yaparak yaşanan rehine olayını protesto etti. Öte yandan kardeşi gibi örgüt üyesi olan kardeşi Bulut Yaylan'ın da cenaze defnine katıldığı gözlendi.